Doğan, ne yaptınız? Konserim kendi üzerindeydi. Yeliz Badem. Yeliz Badem mi? Çok tanıdık geldi bu isim bana. Kimmiş? Ölen Cuma'nın kız arkadaşı. Derinlerin ifadesini ben almıştım. Hatırlayın, ısrarla Cuma yapmaz diyordu. Nasıl olmuş? Midesinden tek kurşun. Öldükten sonra da buraya bırakmışlar. Doğan, bu işte bizzat sen ilgileneceksin, tamam mı? Otopsinin başında duracaksın. Bir dakika bile ayrılmayacaksın başından. Bu iş iyice kör düğüm oldu. Ayrıca hemen şu HTS ve MOBESE kameralarını inceleyin. Buraya gelen bütün yollardaki kameraları inceleyin, tamam mı? Kim getirmiş kızı, ne olmuş? Hemen hemen öğrenin bana. Emir anlaşıldı komiserim. Ah, tamam, sağ ol. Günaydın. Kolay gelsin. Ne var? Neler buldunuz? Pardon, siz kimsiniz? Ah, pardon tabii. Öyle dan diye söyleyince olmadı. Ben Özlem. Özlem Toprak. Aa, savcım. Kusura bakmayın, ben isminizi biliyorum ama hiç karşılaşmadığımız için. Önemli değil. İsim? Ben Ayşe. Ayşe komiser. Evet. Ayşe komiserim, şöyle biraz yürüyelim. Hem de siz bana neler oldu, neler bitti anlatırsınız. Hı hı. Mafyanın oğlu ölüyor. Olaya bir hakimin aracı karışıyor. Araç çalıntı çıkıyor. Aracı kullanan şahıs cinayeti işlediğini itiraf ediyor. Cezaevinde öldürülüyor. Yetmezmiş gibi bir de sevgilisi göl kenarında ölü bulunuyor. Evet. Yani tam da özet olarak böyle. Ayşe komiser, bu anlattıklarının hepsi farklı birer dosya. Ama bence bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Olur savcım. Bence de bunların hepsi bir zincir. Ayşe komiser, biz şu an olayların görünen tarafına bakıyoruz. Asıl cevaplar görünmeyen tarafında. Ayın karanlık yüzünde neler oluyor bilemeyiz hiçbir zaman. Komiserim, anons geçtiler. Rüzgar Tepesi'ne giden yolda bir ceset bulunmuş. Cebinden araç ruhsatı ve kimlik çıkmış. Kayıp ilanı verilmiş bir taksici. Boynundan tek kurşun. İzninizle savcım. Ayşe komiserim, size kolay gelsin ama işim bitince beni ara, bu olan olayları konuşalım. Tamam savcım, görüşmek üzere. Ne kadar mesafede? 30 dakikalık mesafede. Tamam, hemen gidelim. Konuş lan! Gelecek manyak. Hala konuşmuyor. Konuşacak, konuşacak. Konuşmuyor mu? Bak, dayım. Kurşundasın. Konuş lan! Ne yapayım oğlum? Seni ısırayım mı? Ne yapayım lan ben? Mermi manyağı mı yapayım oğlum seni? Hayırdır? He? Kendine savcı poliste de asker olarak tanıtanlara altın para göndermeyin diyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Ha. Neyse. Ben bir soluklanayım, bir su içeyim. İç, iç. İç. Orada dur, ben de yiyeyim. Sen de burada yalnızlığınla baş başa kal, tamam mı? Artık burada perilerle mi konuşuyorsun, cinlerle mi konuşuyorsun? İnşallah cinayet masası burada. Son zamanlarda bu mahalleden hayırlı bir haber gelmiyor Gülbahar Hanım.
Hele bir söyleyin Ayşe komiserim. Belki de çözümü bizdedir, değil mi? Cuma'nın kız arkadaşı Melis. Evet. Ormanda bulundu. İyi mi? Ormanda bulunan biri iyi olur mu? Kızı öldürmüşler, ormana atmışlar. Önce Cuma, sonra annesi, şimdi de Yeliz. Sen buraların böyle ablası, yengesi, teyzesi, her bir şey değil misin? Duymadın mı bir şey? Burası Derindere. Buradaki herkes onları koruyup kolladığımı bilir. Cuma bir olaya karıştı. Annesi dayanamadı, intihar etti. Ama Yeliz'i bilmiyorum. Yenge. Yenge, Yeliz'e ne oldu yenge? Tamam, sakin ol. Yeliz'e bir şey oldu değil mi? Tamam. Savcı hepinizi ifadeye çağıracak. Haberiniz olsun. Gizlimiz saklımız yok. Ne biliyorsak gelir anlatır, yardımcı oluruz.